Sayın Özen. Sayın Özel, müsaade ederseniz konuşmanızın başında beni meclis başkanlarının tarafsızlık alanına hapsederek iki konuda benim cevap vermem gereken konulara girdiniz. İç tüzüğün 64. maddesine göre konuşuyorum. Burada. İşte. Hemen arkasında da diyor ki kişisel savunma hakkı saklıdır. Meclis başkanı için kişisel savunma hakkı saklıdır diyor. Burada. Şimdi değerli arkadaşlar, Sayın Özel'le ben dinledim bakın. Kemal Edep'le dinledim. Kemal Edep'le dinledim, sizin de dinlemenizi beklerim. Sayın Özel telefon etti, doğrudur. Dedi ki bu konuyla ilgili bir danışma kurulu toplantısı yapalım. O gün Filistin Meclis Başkanı ve heyetini ağırlayacağımızı kendisine söyledim. Ve eğer vakit bulabilirsek, belki o tören bittikten sonra olabilir dedim, öyle mi? Ama ne saat 3 dedik ne saat 5 dedik. O sırada Bekir Bozdağ burada. O gün meclisi yönetecek olan Bekir Bozdağ. Bekir Bozdağ'ın meclisteki diğer partilerin grup başkanları ve grup başkan vekilleriyle bir toplantı yaptığını gördüm. Ve zaten böyle bir toplantı yapılmasına gerek kalmadı. Mahir Bey'le de, Ali Mahir Başarır Bey'le de telefon ederek bu durumu paylaştım. Ama bizim maksadımızın dışında saat verilerek sanki o gün bir toplantı sözü verilmiş gibi bir hava oluşturulmaya çalışıldı. Meclis başkanı olduğum için şimdiye kadar buna cevap vermedim. Bunun böyle bilinmesini arzu ederim. İkincisi, kusura bakmayın, sesim dolayısıyla kusura bakmayın. En başta söylediğim şey, yine meclis başkanının tarafsızlığıyla elimi kolumu bağlıyorsunuz. Keşke şöyle serbest bir ortamda, istediğiniz her ortamda, Türkiye'deki verilen siyasi mücadelenin hangi badirelerden geçerek bu noktaya geldiğini şöyle aklı selim bir şekilde tartışma imkanımız olsun. Ama sözlerinizde şu çağrışımı da asla kabul etmediğimi ifade etmek isterim. Sanki Sevr'i savunanları savunuyormuş gibi ya da Amerikan İngiliz mandacılarını savunanları savunuyormuş gibi bir hataleti ruhiye içerisinde olmayın. Müsaade eder misiniz? Yakın dönemin değerli arkadaşlar, yakın dönem siyasi tarihe ilişkin altı tane olayın sadece ismini vereceğim. Bu olayın yanında kimler vardı, kimler karşısındaydı, bunları araştırmakta herhalde Türk siyasetiyle ilgilenenlerdir. Osmanlı döneminde yani kusura bakmayın. Hayır, benim şahsımla ilgili. İsim vererek söyledim. Ben altı tane olayın, değerli arkadaşlar, Adalet Kalkınma Partisi grubu ve yürütme burada. Onlar kendileriyle ilgili alanda istedikleri cevabı verirler, ona karışmam. Ama ben cevap vermiyorum. Benimle ilgili söylediği konuyla ilgili açıklama yapıyorum. Birinci açıklamayı yaptım. İkincisi, değerli arkadaşlar, altı tane olayın ismini veriyorum. Bunların üç tanesi Osmanlı döneminde oldu, üç tanesi Cumhuriyet döneminde oldu. Bunlardan birincisi Babali baskınıdır. Bunlardan birisi Feriye baskınıdır. Bir diğeri ise Abdülhamit Han'ın hallidir. Bu üç olayın arkasında kim var, yanında kimler var, bunları araştır. Müsaade ederseniz, hayır, sizi kastetmiyorum. Cumhuriyet döneminde de. Ama kusura bakmayın. 64. maddeye göre konuşuyorum. 64. maddeye göre konuşuyorum. Sayın Başarır.
hangi konuda hangi hakkım olduğunu biliyorum. 64. maddeyi açın okuyun. AKP Grup Başkan Vekili değilsiniz. Siz Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanısınız. Değerli arkadaşlar. Sizin şahsınızla alakalı. Değerli arkadaşlar. Ben okudum. Ben... Değerli arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın. Gökhan Bey. Şimdi. Ya kusura bakmayın. Eğer benim ismimi vermeseydiniz. Bakın benim ismimi vermeseydiniz hiçbir şey demezdim. Ve benim ismimi vermeseydiniz bu cevabı vermezdim. Öyle görüyorum ki Cumhuriyet tarihinde de 3 tane mesele var. 1960 darbesi, 28 Şubat darbesi ve 27 Nisan muhtırası var. Bunların yanında da kim var? Bunların karşısında kimler var? Oturuma 40 dakika ara veriyorum. Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 32. birleşiminin 4. oturumunu açıyorum. 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifiyle 2022 yılı kesin hesap kanunu teklifinin görüşmelerine devam ediyoruz. Komisyon yerinde. Evet. Ali Mahir Bey, buyurun. Sayın Başkanım, az önce bütçenin geneli konuşulurken Sayın Genel Başkanımızın yapmış olduğu konuşma üzerine birkaç hususa cevap verdiniz. Şimdi öncelikle şundan başlamak isterim ki Can Atalay olayı Türkiye için, Türkiye Büyük Millet Meclisi için, devlet için bir kriz. O gün Sayın Genel Başkanımız sizle görüştüğü zaman, danışma kurulunun toplanma talebini ilettiği zaman siz olabilir dediniz, doğru. Öncelikle şunu söyleyeyim, böyle bir kriz, meclis başkanı ne de falan, Yargıtay Anayasa Mahkemesi çatışması, bir milletvekilinin anayasaya aykırı bir şekilde cezaevinde tutulması olayıyla ilgili resmen bence toplanmalıydı danışma kurulu. Ama olmadı. Şunu söyleyeyim, ben sizle o gün 18 sıralarında telefonla konuştum. Filistin heyeti geldiğini söylediğiniz doğru. Ama ben bunun bir zorunluluk olduğunu, bari yarın toplayalım, bu konuda bir duruş sergilememiz gerekir dedim. Ama toplanmadı. Bakın, bu en başta sizin halletmeniz, yol göstermeniz, Anayasa Mahkemesi'nin kararının arkasında durmamız gerektiği ve halletmemiz gereken bir mesele. Ama danışma kurulu bile toplanamadı. Sayın Genel Başkan bunu söyledi. Aslında onun talebine gerek bile yok. Resmen burada toplanmalıydı. Bu meclis bu hususta bir görüş ortaya atmalıydı. Ve bu kriz, bu olay olduğu gibi duruyor. Yarınlarda hukuksal olarak meclisin de, ülkenin de, devletin de başına ne geleceği belli değil. Çünkü bir mahkeme Yargıtay Anayasa Mahkemesi'ne karşı direniyor. Gelelim diğer durum. Sayın Genel... Buyurun, devam edin. Tenedi İttifak'tan bugüne kadar demokrasimiz, hukuk sistemimiz, parlamento tarihiyle ilgili bir tahlilde bulundu. Ve sizin AKP Genel Başkan Vekili iken yapmış olduğu sözlerle örnek verdi ama daha sonra devam etti. Aslında olay nereye dayanıyor biliyor musunuz? Yanılmıyorsam 22 ya da 23. dönem Mehmet Ali Şahin Meclis Başkanı. Dönemin başbakanı burada konuşuyor. Arkadaşlar da laf atıyor. O dönemin milli susturuyor, ben susturayım dedi, müdahale et dedi. Ne genel başkanları ne de meclis başkanı da taraf. Sayın Genel Başkanımız suçlayamaz. Çünkü gelmiyorsun işte altını söylemek isterim. Ama Türkiye ile ilgili sizin konuşmanız oluyor, 28 Şubat konuşuluyor. 28 Şubat sürecinde
devam edin. İyi bulan AK Parti. Ama şimdi geldiğimiz sizin bununla ilgili bir eleştiri olduğu zaman dolayı bir örnek verdi. Konuştuğunuzda da Sayın Başkan, Has Parti Genel Başkanı diyordunuz. Buna da mı cevap vereceksiniz? Grup başkanı var. Gayet de güzel bir şekilde cevap verebilirdi. Buyurun. Varsa dönemimizle ilgili bir ama Sevr'le ilgili ve sağ olun. Peki, teşekkür ediyorum. Eğer iksametteyse o zaman mesele kası kişisel savunma hakkı saklı kalmak kaydıyla diyor. Eğer benim ismimi verip bunları konuşmamış olsaydı zaten ben de bunları konuşmazdım. Böylece iki mesele de açıklığa kavuştu. Ben de tekraren söylüyorum, bu mecliste ne İngiliz mandasını, ne Amerikan mandasını, ne başka bir ülkenin mandasını savunan bir tek milletvekili bile olamaz. Bu mecliste Sevr'i savunan bir tek milletvekili bile olamaz. Olmamalıdır. Bu mecliste darbeleri savunan, darbelerin arkasına sığınan bir tek milletvekili bile olamaz. Olmamalıdır.